Merhabalar. İlk başta kendimi tanıtayım yeni izleyiciler için. Ben Ayşenur Dursun, Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda canlı yayın koordinatörüyüm. Şimdi Uluslararası Vizyon Üniversitesi Profesör Doktor Hasan Oktay hocamız bizlerle birlikte olacaktır. Bildiğiniz gibi bir aydan fazla süren vizyon ile psikoloji günlerinin bugün 3. sezon finaline gelmiş bulunmaktayız. Umarım siz değerli izleyicilerimiz için de verimli bir zaman olmuş olur. Siz kıymetli katılımcılarımız net tesadüf ise hani 35 gündür yapmış olduğumuz canlı yayında tam olarak 41 konuk aldık ve 41 kere de maşallah diyelim. Çok güzel bir tesadüf oldu. Şu an hocamız gelmiş. Evet, Evet, teşekkür. şu an teşekkür konuşmasını yapacağız. Birinci sezon finalimize geldik. İnşallah ikincisini de Makedonya'da da gerçekleştireceğiz. Evet, Ayşegül. Sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam. Heh, tamam, Benimki geliyor tamam. Gayet güzel geliyor hem de. Tamamdır. Evet hocam, siz neler söylemek istersiniz ilk başta? Ben toplam 41 kişi katıldı, konuğumuz oldu. Listesi var mı önünde? Hepsi Evet var hocam. bir oku bakalım. İlk gün kim çıktı? Sırayla okuyorum o zaman. Tamam. İlk gün kim çıktı? Sunucu Uzman kimdi? hocam şimdi sunucularını yazmadık. Tamam. Sadece kim çıktığıyla ve konuk. Zaten burada hani şöyle söyleyeyim, çıkmayan arkadaşlarımız da arka tarafı da hani bizlere yardımcı oldu. Yani Dinamik Psikoloji Kulüp ekip arkadaşlarım özveriyle çalıştılar. Ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Buradan hepsine de. İlk konuğumuz kişisel gelişim uzmanı Cenk Sabuncuoğlu kaygılarımızdan bahsetti. Ben sırayla gidiyorum hocam. Tamam, iyi olur. Yıldız Teknik Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz teknoloji bağımlılığı uyumu sorun mu? O konudan bahsetti. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ümit Sarhanç hocamız yeni başlayanlar için psikoterapiden anlattı. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Tayfun Doğan, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi mental iyi oluştan bahsetti. Hatta Tayfun Doğan hocamızla da Üsküdar Üniversitesi kendisi öğretim üyesi. Güzel bir projelerimiz olacak inşallah seneye. Üsküdar Üniversitesi ile de bunu da buradan dile getirelim. Uluslararası Vizyon Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Musa Müsai hocamız COVID-19 virüsünün psikoloji etkilerinden bahsetti. Uluslararası Vizyon Üniversitesi Dekanı Doçent Doktor Kalina Satyrovska hocamız sosyal medya, narsizm ve güçten bahsetti. Psikoterapist Serdar Vatansever psikologlar için yaratıcı sunum tekniklerinden bahsetti. Uzman diyetisyen Merve Altay COVID-19 sürecinde sağlıklı beslenmeden bahsetti. Kültür Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal Türk dünyası bir küçük çapta bir konser verdi bizlere. Doktor Abdurrahman Kendirci pozitif psikoloji danışmanlıktan bahsetti. Doktor Atanur Akar pandemi sürecinde psikolojik sağlamlıktan bahsetti. Davranış bilimleri uzmanı Aşkın Kapışmak hocamız motivasyonun insan yaşamındaki etkisinden bahsetti. Uzman psikolog Anıl Dalkılıç modern çağın rahatsızlığı depresyondan bahsetti. Oyuncu Gümeç Alpay Arslan masal dünyasından bahsetti. Uzman klinik psikolog Doktor Sinem Durusal zor ve yorucu insanlardan bahsetti. Koro şefi Fulya Soyat'a Hayat Müzik'le güzel küçük bir konser vermişti. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız Ramazan'ın ruh sağlığımıza etkilerinden bahsetti. Uzman psikolog Uğur Dalan mutlu ilişkinin sırrından bahsetti. Uluslararası Vizyon Üniversitesi Profesör Doktor Mensur Nurettin hocamız Ramazan ve ahlaktan bahsetti. Uzman adli psikolog Betül Kılınç hocamız çocuk istismarını anlamaktan bahsetti. Uzman klinik psikolog Gülşün Şanlı çocuk ve ergen psikolojisinden bahsetti. Uzman klinik psikolog İrem Oturaklıoğlu psikolojimiz neden bozuk ve nasıl düzelir'den bahsetti. Üsküdar Üniversitesi Medya Birim Program Yöneticisi Şaban Özdemir hocamız pandemi döneminde gazetecilik ve iletişimden bahsetti. Uluslararası Vizyon Üniversitesi öğretim üyesi Şeyda Rıslançe Hapsani zorbalığın sanal yüzü siber zorbalıktan bahsetti. Kundani Sanat Mekanı kurucusu Hayrunisa Mermi, ecdadımız mirası su ve musiki ile terapi içsel seyahatten bahsetti.
Doktor Metin Çelik reklamların bilinçaltımızdaki etkisinden bahsetti. Sanatçı Arzu Akça müzik molası verdi. Yani küçük bir konser vermişti. Necibettin Erbakan Üniversitesi Profesör Doktor Selahattin Avşaroğlu stres ve stresle baş etme yollarından bahsetti. Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcımız Profesör Doktor, yani siz hocam, COVID ve süreçten bahsettiniz. Biraz da okulumuzdan bilgi vermiştiniz. İstanbul Üniversitesi Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Ayça Köksal oyun terapisinden bahsetti. Doçent Doktor Murat Salim Tokaç Musiki'nin insan psikolojisine etkilerinden bahsetti. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Profesör Doktor Tahsin Nilhan hocamız etkili terapisi olmak bitmeyen bir yolculuktan bahsetti. Eğitmen profesyonel koç Fatma Sığırcı hocamız beden dilinden bahsetti. Uzman klinik psikolog Ramazan Şimşek hocamız çocuklarda resim analizinden bahsetti. Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Abdülmecit Nurettin hocamız pandemi sonrası yeni dünya düzeninden bahsetti. Uzman klinik psikolog Cansu Yurtseven duygusal ilişkilerde en sık rastlanan sorunlardan bahsetti. Psikolog Şafak Simge Sönmez çocuklarda resim analizinden bahsetti. Sakarya Üniversitesi doçent doktor Suat Kul hocamız çocuk ve ergenlerde teknoloji kullanımından bahsetti. Uzman klinik psikolog Eda Malkal hocamız yeterince iyi ebeveynlikten bahsetti. Klinik psikoloji bilim uzmanı Mustafa Çay hocamız bilişsel çarpıtmalardan bahsetti. Son olarak da İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi Keşke hocamız ise Türkiye'de ve dünyada COVID-19 virüsünün psikolojiye etkilerinden bahsettiler hocam. Buyurun hocam. Kalina ve Keşke iki tane misafirimiz sayılır. Dolayısıyla Keşke en son konuşmacıydı. Gerçekten enteresan bir akademisyen ve üniversitemize de gelip konferans veren bir akademisyen. Japonya'dan kalkıp Türkiye'ye gelen ve Türkiye'de de hayatını sürdürmeye, devam ettirmeye ve burada kalmaya karar vermiş bir arkadaşımız. Dolayısıyla sizin de ismini saydığınız toplam 41 kişiye ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel programlar oldu. Bu Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nin ismini dünyaya altın harflerle yazdırılmasına vesile oldu. Bunu da sizin sayenizde oldu gerçekten. Psikoloji bölümü öğrencilerine. Biz teşekkür ederiz. Hepsinin dekanından dediğim gibi birinci sınıf öğrencisine, hocalarına kadar hepsinin emeği oldu. Bu anlamda da Sayın Rektörümüz Fadıl Hoca Beyefendi'ye de çok özel teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı bizlere sağladı. Bizlere sunduğu için. Gerçekten bunlar güzel etkinlikler. İnşallah devam edecek. Çünkü insan alıştığından geri durmaması gerekir. Sürekli eğitim halinde olmak gerekir ve bu sürekli eğitimi de taşlandırmak gerekir. Evet. Tabii bu birinci programdı. Bunun devamı 2, 3'ü, 4'ü, 5'i olacak. Ve psikoloji alanında da nasıl ki Üsküdar Üniversitesi dendiğinde psikolojiden de Üsküdar Üniversitesi akla geliyorsa da Balkanlarda da Vizyon Üniversitesi deyince psikoloji bölümü, Balkanlarda psikoloji deyince de Vizyon Üniversitesi akla gelmiş olacak. Dolayısıyla evet, çok güzel işler yaptınız. Bu faaliyetlerinizi hızını kesmeden daha da kaliteyi artırarak, daha da geniş ilişki alanı kuvvetlendirerek dinleyicilere sunmak gerekir. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Sanırım bunları izleyenleri topladığımızda iyi bir rakama denk geliyor. Bu rakamı da... Evet hocam, onu siz söyleyin. Bu açıklamayı da sana bırakayım çünkü gerçekten... Hocam onu siz söyleyin bence. Yani benim elimdeki rakamlar gerçekten çok. 69.750 neredeyse Goştivar'ın nüfusu kadar. Goştivar resmi 10 bin gözüküyor ama fiili nüfus 50 bin civarında olduğu iddia ediliyor. Yani 69 bin gibi, yani yuvarlak olarak 70 bin gibi. Bir de biliyorsunuz bunlar YouTube'a yükleneceği için YouTube'da da her gün, evet, değişik, dünyanın değişik yerlerinden tıklanıyor. Böyle olunca da gerçekten çok büyük bir alana, büyük bir kitleye hitap ettiniz ve gerçekten de dinleyici kitlesi seviyesi yüksek bir kitle. Çünkü psikoloji özel bir alan ve burada da ve diğer programlara da katılanlara baktığımız zaman gerçekten ismen birçoğunu tanıdığımız, birçok ünvanlı ve çok sahasında sevilen ve sayılan insanlar programlarınızı, dolayısıyla sizin programlar üzerinden de Vizyon Üniversitesi'ni tanımış oldular. Bu güzel faaliyetlerinizden dolayı gerçekten
teşekkür ediyoruz. Ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle bu faaliyetleri devam ettirmek gerekir. Ve hatta belki konulu programlar yapılabilir. Diyelim ki psikolojinin filan dalındaki uzmanlarla bir hafta bu tür konulu programlar yapılabilir. Belki bundan sonraki süreci ona dönüştürmek gerekir. Bu hocam bir buyur. Şöyle olmuştu. Biz ilk bunu başlattığımızda dedik ki haftada bir kere yapalım. O da olmadı. Bir gün arayla yaptık. O da olmadı. Her gün yapıyoruz ve ikişer ikişer konu aldık. Yani bayağı bir gidişat o ki bir de şaşırdık. Günde 7-8 tane program yapmanız bile söz konusu olabilirdi ama tabii Ramazan'ın ağırlığı koronavirüsün insan psikolojisine olumsuz etkisinden dolayı da 2 tane bazen fazla oldu. Ama günde bir tane gerçekten iyiydi. Ve bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmek gerekir. Tabii konulara dönmek gerekir. Konulu programlar yapmak gerekir. Ve belki de bunu sürekli yapmak gerekir. Çünkü sürekli eğitim diye bir tabir var. Bu sürekli eğitimi de en güzel şekilde Vizyon Üniversitesi'nde gerçekleştirmiş olduk. Öğrencilerimiz üniversiteye geldiklerinde nasıl bir ortamda karşılaşacaklarını anlamaları adına bu program gerçekten güzel oldu. Genelde yurt dışı eğitim, Balkanlarda eğitim deyince eğitim öğretim yapılmadan bazı yerlerde rüşvetle diploma alındığı anlayış ve kanaati söz konusu. Onun için zaten Yüksek Öğretim Kurumu'nda denklik başvuruları çok uzuyor. Çünkü her bir belgeyi, YÖK'ün istediği belgeyi resmi makamlardan teyit etmek zorunda kalıyorlar. Niye? Çünkü Balkanlarda, Ukrayna'da, Orta Asya'da birçok yerde maalesef ve maalesef bu eğitim istismar edildiği için oradan gelen evrakları YÖK teyit etmek mecburiyetinde kalıyor. Bunun için de süre uzuyor. Biz bunu gösterdik ki Uluslararası Vizyon Üniversitesi sadece eğitim yapmıyor. Sürekli eğitimi ve uzaktan eğitimi de yani bu online sistemle de müthiş bir şekilde hem kendi öğrencilerini ki bizim öğrencilerimiz gerçekten yüksek katılımlarla programa destek oldular. Hem de bu konuları geniş halk kitlelerine ulaştırmış oldu. Yani 70 bine yakın insanın 41 programda aydınlatılması gerçekten rekor olarak ifade edilebilecek. Makedonya ölçeğinde gerçekten bir rekor. Belki Türkiye'de ve hatta dünyanın değişik yerlerinde farklı sayılar ve hatta farklı kitlelere hitap eden programlar olmuştur ama Makedonya bağlamında, Uluslararası Vizyon bağlamında gerçekten bir ilk gerçekleşti ve bu programlarla da 70 bine yakın insana ulaşılmış oldu. Gerçekten hem psikoloji adına... Ayrı ayrı çok teşekkür ederiz hocam konuklarımıza da. Büyük bir başarı ve üniversite adına büyük başarı gerçekleştirmiş oldunuz. Bu anlamda da başta Ayşe, Gül, Dursun olmak üzere bütün psikoloji bölümünün hocalarına, dekanına, öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür etmek gerekir. Çünkü bu bir iddiayla başladı hatırlarsan. İlk günlerde bunu planlaması... Hocam onu söyleyecek miydiniz? Düşünce safhası gündeme geldiğinde her şeyin bir ilki olur. İlklerde de ufak tefek heyecanlar aksamalı olur ama siz gerçekten hiç aksaklığa uğratmadan tabii teknolojinin aksaklıkları ayrı bir şey. Çünkü teknoloji bizim elimizde olan bir imkan değil. Biz mevcut imkanları seferber ediyoruz. Bu anlamda da bazı programlar teknolojinin azizine uğradığı için kesintiye uğramış oldu. Ama gözüken o ki yüksek teknolojiyle... Ve... Hocam bazı videolar silindi. Çok özür dileriz buradan. Evet, konuklarımıza da izleyicilerimize de. Maalesef elimizden olmadı. Birkaç videonun da silindiğini teknik imkansızlıktan dolayı silindiğini biliyoruz ama mevcutlarla inşallah bunları YouTube kanallarına atarak herkese aydınlatıcı bilgileri vermiş olacağız. Dolayısıyla dediğim gibi çok güzel işler başardınız. Makedonya'nın makus tarihini değiştirdiniz. Goştivar'ın makus tarihini değiştirdiniz ve Makedonya deyince Vizyon Üniversitesi, Vizyon Üniversitesi deyince Goştivar ve psikoloji birlikte anılır hale gelmiş oldu. Bunları devam ettirmek lazım. Bu mübarek Ramazan. Hocam başladı. Diğer bölümlerde de etkinlikler olacak inşallah. Her zaman destek veriyoruz biz diğer bölümlere de. Mimarlık olsun, bilişim, hukuk, iktisat. Yani onlar da tabii bunu psikolojik bir şey, kulüpler yapıyor bunları. O bölümün de kulüpleri hızlı bir şekilde bir araya gelerek bu tür altyapı çalışmalarını sizden tecrübelerinize istifade ederek oluşturup programları yapmaları gerekir. Çünkü dediğim gibi sadece eğitim sınıfta olan bir süreç değil. Gün boyu, hayat boyu süren bir olgu. Böyle olunca da eğitimi her tarafta, her alanda yapmak gerekir. Evet. Altını özellikle tekrar tekrar çizmek istiyorum. Uluslararası
Vizyon Üniversitesi bir farkı fark ettirdi. Balkanlarda iyi bir üniversite, en iyi üniversite olmaya doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Bu hızlı adımları hep el birliğiyle, bir vizyon ailesi hassasiyetiyle, el birliğiyle taşlandıracağız ve Makedonya'nın ismini de dünyaya duyurmuş olacağız. Çünkü Makedonya küçük bir ülke. Zaman zaman bazı kendini tanıtma ve anlatma konusunda eksikler hissediyor. Bu program aynı zamanda Makedonya'nın dünyaya tanıtılması açısından oldukça fayda sağlamış oldu. Bununla ilgili de ileriki dönemlerde Makedonya yetkilileri size inşallah dönüş yapar, teşekkürlerini iletir. İnşallah. Makedonya Avrupa Birliği'ne girecek. Bu Avrupa Birliği standartlarında bir program olduğu için dolayısıyla siz de Avrupa Birliği'ne girmeden Avrupa Birliği standartlarında bir program gerçekleştirmiş oldunuz. Bunun için de ayrıca teşekküre layık. Biz teşekkür ederiz. Layıksınız, hak ettiniz. Hadi. Üniversiteyle ilgili de dediğim gibi değişik soruların olması gayet normal ve yurt dışı eğitimle ilgili kafalar oldukça karışık. Bu karışıklığı gidermek adına bir nebze de olsun güzel programlarınız vesile oldu. Çünkü yurt dışı eğitim genelde ehliyesi, cahil, insan kaçakçısı eğitim danışmanlarının elinde. Onlar öğrencileri yurt dışına atıyorlar. Ondan sonra ilgilenmedikleri için de oradaki en küçük bir olumsuz etki aileye çok fazla büyük oranda yansıyor. Evet. Öyle olunca da biz öğrencilerimize birebir bilgilendirme, birebir ilgilenme, eğitim sürecinde mevcut müfredatın dışına da çıkarak işte sizin yapmış olduğunuz program örneğinde görüldüğü gibi öğrencinin her alanda teçhizatlanarak, bilgilendirilerek, tabiri caizse dolarak hayata daha rahat atılmasının önü açılmış olacak, oluyor. Buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onun için Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nin dediğim gibi Ankara, İstanbul, Konya'da ofisleri var. Orada resmi olarak öğrenciler bilgilendiriliyor, veliler bilgilendiriliyor ve bu süreçte de öğrenci yurt dışında en az, yani Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den başka bir yere okumaya giderken karşılaşacağı problemlerden bile daha az problemlerle karşılaşmadan kendi ayakları üzerinde eğitimini alabilecek bir seviyeye çıkmasına yardımcı olunuyor. Hocamıza ulaşmak isteyenler de afişimizde numarası yazıyor. Ulaşabilirsiniz. Hocam ben de canlı yayın sürecinde bizden emeğini esirgemeyen başta rektörümüz Profesör Doktor Fadıl Hoca olmak üzere rektör yardımcılarımız Profesör Doktor Abdülmecit Nurettin hocamıza, siz Profesör Doktor Hasan Oktay hocamız, Profesör Doktor Mensur Nurettin hocamıza, Profesör Doktor Zoran hocamıza, Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanımız Doçent Doktor Kalina hocamıza, ayrıca canlı yayın için özveriyle çalışan Dinamik Psikoloji Kulübü ekip arkadaşlarıma, öğrenci konseyimize ve tüm vizyon ailesine tek tek çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza ve siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bir kusur işlediysek affola, umarım sizler için faydalı ve keyifli bir yayın olmuştur. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Evet, Vizyon Üniversitesi Türkiye'nin Balkanlardaki açılan kapısıdır. Dolayısıyla evet, hassasiyetimiz Türk ve Türklük üzerinedir. Türkiye yan bakanın, Türkiye kefen biçenin ölümü korkunç olur cümlesinden hareketle artık Balkanlarda Türkler yalnız değil, Balkanlarda Türklerle beraber yaşamak isteyenler hayatlarını sürdürürler. Balkanlarda Türklerin müteşebbis kurumlarına yan bakanlarla ilgili de artık bizim söyleyecek sözümüzü söylemiş olduk. Dolayısıyla Vizyon Üniversitesi Makedonya Devleti'nin bir kuruluşudur. Makedonya Devleti'nin özel üniversitesidir. Ayrıca de Makedonya Türklerinin, Makedonya Devleti'nin vermiş olduğu resmi izin ve yetkiyle kurulmuş bir üniversitedir. Öyle olunca da Makedonya'daki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Makedonya Devleti ile arasındaki kültürel köprüyü kuran bu üniversiteye kimsenin yan bakmasına, kimsenin o üniversite üzerinden suflü emellerini tatmin etmesine, kimsenin bu üniversitenin önünü engellemeye çalışmasına müsaade etmeyeceğimizi kesinlikle ve kesinlikle açık bir şekilde ifade etmek isteriz. Niye? Çünkü 300 milyonluk Türk aleminin göz bebeği Uluslararası Vizyon Üniversitesi. Evet. Burayla ilgili olumsuz bir cümle aklından geçiren bunu göz önünde bulundurarak geçirmek zorunda. Küçük hesaplar içerisinde boğulanlara biz açık ve net şekilde söylüyoruz. Bizi bizden öğrenin. Biz hiç kimseye kötülük düşünmeyen,
Balkanlardaki ezilen, makus kaderi devre dışı bırakmak için oradaki faaliyetlerimizi Makedonya Devleti'nin müsaade ettiği ölçüde Makedonya Devleti ile Türkiye arasındaki gönül köprüsünü kuvvetlendirmek adına faaliyet yürüten Vizyon Üniversitesi gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmaya çalışıp da yapamadığı, ki Kazakistan'da ve Kırgızistan'daki üniversitelerin şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtında yük olduğunu oraları bilenler çok iyi şekilde ifade ediyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir kuruş, bir fayda, menfaat, herhangi bir yardım almadan orada gerçek anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin göz bebeği olacak şekilde faaliyetlerimizi yürüttüğümüz için ister istemez kıskançlıklar olacak, bize iftiralar olacak ama bunlar şahsımız olanları affedeceğiz. Ama kurumumuza verecek zararları da biliyorsunuz Osmanlı Devleti kurulurken, büyürken Fatih Sultan Mehmet çok önemli bir kanun çıkardı. Kardeş katli diye fetva verdi. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet, devletin selameti, ümmeti Muhammed'in geleceği için iktidara kimin geleceği? Gelen diğer kardeşlerin iktidarı engellemek adına bozgunculuk yapmasını ortadan kaldırabilmek adına kardeş katli çıkarmıştır. Bu Türk hukuk tarihinde önemli bir amme hukuku içtihatıdır. Hukukçular bunun ne anlama geldiğini bilirler. Dolayısıyla Vizyon Üniversitesi de Balkanlarda Türklerin çok önemli bir müesses nizamıdır. Bu nizama yan bakanın, bu nizama karşı yanlış amel içinde olanlara karşı da şahsımıza yapılanları affederiz. Ama Türk milleti, Türk milletinin göz bebeğine karşı yapılacak hareketlere de gereğini yaptığını tarih açık bir şekilde ortaya koymuştur. Koçlu var, Balkanların incisidir bizim nazarımızda. Çünkü Vardar Nehri'nin ve Vardar Orası'nın başlangıcıdır. Evet. Kalkan Delen Türk tarihi açısından oldukça önemlidir. Çünkü orada Harabati Baba tekkesi vardır. Ohri Makedonya'nın incisidir. Ve Balkanlarda en çok tanınan, bilinen turistik merkezdir Ohri. Bunun yanında Üsküp Çarşısı, Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu köprü, Yahya Kemal'in anasının mezarının olduğu Üsküp, Türkler için, Türkiye için olmazsa olmazlardandır. Üsküp, İstanbul'dan 90 yıl önce neredeyse fethedilmiş bir Türk diyarıdır. Sadece Osmanlı'nın fethiyle Üsküp Türkleşmemiştir. Balkanlar Osmanlılar'dan önce de Karadeniz'in kuzeyinden gelen Kıpçaklar, Avarlar, Uzlar, Peçeneklerin diyarıdır. Atilla'nın diyarıdır. Dolayısıyla Türkler açısından Balkanlar vazgeçilmezdir. Osmanlı çekileli 100 yıl olmuştur. Bizim Balkanlara tekrar fütuhat gibi bir yaklaşımımız söz konusu değildir. Her devlet bizim için özeldir. Her devletin milli marşı, her devletin bayrağı, her devletin istiklali bizim orada olmazsa olmazımızdır. Bu anlamda da Makedonya bağımsız bir devlettir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Makedonya'nın bağımsızlığını ilk önce kabul eden devletlerin başında gelir. Devletler uluslararası ilişkiler açısından da baktığımızda Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya Devleti'nin, Makedonya Türklerinin bir üniversitesidir. Dolayısıyla bu üniversite Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile gönül bağı vardır. Organik bir bağı yoktur. Ve gönül köprüsü, kültür köprüsü bağlamında Türkiye ile Makedonya arasında oldukça üst düzey bir görev ifa etmektedir. Tabii Türkiye ile Makedonya arasını bozmak isteyenlerin Uluslararası Vizyon Üniversitesi aleyhine bazı faaliyetlerde bulunması da normal. Çünkü bu eşyanın tabiatı gereği kıskançlık olacak, çekememezlik olacak. Siz faaliyetlerinizi arttırdıkça, faaliyetlerinizi geliştirdikçe, üniversitenin adını yaydıkça bunun gölgesinde kalıp hırslanan, çekemezlik için olanlar olacaktır. Onlar da zamanla kendilerini düzeltecekler. Çünkü Allah tövbe kapısını açık bırakmıştır. Sürekli tövbe içinde olmak gerekir. Uluslararası Vizyon Üniversitesi gerçekten Türkiye ile Makedonya arasında gönül köprüsü kuran, Türkiye ile Makedonya arasında ilişkileri üst noktaya çıkaran en güvenli kurum olarak varlığını sürdürmektedir. Her şeyden önce bir eğitim kurumudur. Evet. Makedonya Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olduğu için de ayrıca ciddiyete ve öneme sahiptir. Hukuk açısından, yani Makedonya Devleti'nin hukuk açısından Makedonya'daki birçok üniversite daha sağlam bir zemine oturan üniversite olduğu için de ayrıca Makedonya Devleti tarafından da takdire şayandır. Zira geçen de biliyorsunuz online eğitime ilk Makedonya'da kendi yazılımıyla geçtiği için de Makedonya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
tebrik ve takdir edilmiştir. Böyle olunca da ister istemez sizin bu yapmış olduğunuz güzel faaliyetler hızını artırarak sizin faaliyetler üzerinden de Makedonya'nın dünyadaki bilinirliğini, tanınırlığını, tanınmışlığını artırmak gerekir. Yani siz aynı zamanda Makedonya'nın gönül elçiliğini gerçekleştirmiş oldunuz. 70 bine yakın insana Uluslararası Güzel Üniversitesi üzerinden Makedonya'nın da ismini, coğrafyadaki yerini tanıtmış ve göstermiş oldunuz. Bu anlamda da, gerçekten Makedonya Devleti içinde çok güzel bir hizmet gerçekleştirmiş oldunuz. Tabii Makedonya Devleti sizin bu güzel faaliyetlerinizi biliyor, takip ediyor ve takdir ediyor. Biz atmış olduğumuz her adımda öncelikle ve öncelikle Makedonya Devleti'nin milli çıkarları önemli. Çünkü Uluslararası Güzel Üniversitesi Makedonya Devleti'nin kanunları ve bakanlar kurulu kararıyla kurulmuş bir Makedon milli kuruluşudur. Öyle olunca da siz bu kuruluşu da yapmış olduğunuz faaliyetlerle Makedonya Devleti'nin tanıtımına katkı sağlamış oluyorsunuz. Yani 41 günde, 35 günde 41 programla siz 70 bin kişiye Makedonya Uluslararası Güzel Üniversitesi diyerek başlangıçta, ortasında ve kapanışta en az 70'i 3'te çarptığımız zaman 200 bin kişiye Makedonya ismini ulaştırmış oldunuz. Tabii YouTube kanallarınızda bunların kalacak olması da her seyredene, her seyredene yine Makedonya ismini, devletini, bayrağını, İstel Marşı'nı da onları bilinçaltına yerleştirmiş olacak. Tabii bunlar güzel şeyler, güzel faaliyetler. Bunu biz sadece Vizyon Psikoloji Kulübü olarak değil, hukuk fakültesi olarak, mimarlık olarak, iktisat ve bilişim olarak da bu faaliyetleri artırarak yapmamız gerekecek. Çünkü dediğim gibi Vizyon Üniversitesi Makedonya Devleti'nin bir kuruluşu. Yapmış olduğunuz her olumlu hareket Makedonya Devleti'nin artı hanesine, olumsuz hareket de hem Makedonya'nın hanesine hem de Vizyon Üniversitesi hanesine hem de Türklerin hanesine olumsuz yazılacağı için atacağımız her adımı ölçerek, biçerek, iyi hesap ederek atmak durumundayız. Makedonya Balkanların incisi Vizyon Üniversitesi, Makedonya'nın incisi olması sizin de elinizde. Böyle olunca da Doğu Avrupa'daki eğitimle ilgili Türkiye'de oluşan yanlış anlayış ve algıyı da bir anlamda bertaraf etmiş, kırmış oldunuz. Dolayısıyla şimdiden sonra Türkiye'den Balkanlara eğitim için gitmek isteyenlerin kafasında oluşan olumsuz sorular bir anlamda giderilmiş oldu. Evet. Makedonya'da bir eviniz var. Uluslararası Vizyon Üniversitesi bir aile hassasiyetinde Balkanları Türkçe okumak, Türkçeyi Balkanlarda okumak isteyenler için çok güzel bir kapı, bir yuva. Ve Balkanlarda Osmanlı ayrıldıktan sonra kültür coğrafyamızda öksüz kalan Türkçeyi tekrar Balkanların neredeyse resmi dil haline getiren, neredeyse sosyal, kültürel bir etkinliğe kazandıran, Türkçeyi bu etkinliğe kazandıran Vizyon Üniversitesi de gerçekten kendi ayakları üzerinde durabilecek bir güzellikte. Bu güzelliğe Türkiye'den ancak ve ancak öğrenci olarak gelerek katkı sağlayabilirsiniz. Biz de sizden bu katkınıza layık olabilmek için eğitimimizi daha da üst düzey kaliteye çıkartmaya çalışacağız. Evet, şu anda Türkiye'deki standartlara baktığımız zaman belki 210 üniversite içerisinde ilk 150'ye girebiliriz. İstiyorum ki gönül ilk 100'e girelim. Daha sonra ilk 50'ye girelim. Ama tabii Makedonya şartlarında imkanlarımız Türkiye'deki imkanlarla mukayese ettiğinde gerçekten devede kulak bile değil. Türkiye'deki üniversitenin kampüs alanı bizim biliyorsunuz Gostivar şehrinin alanı kadar neredeyse. Akdeniz Üniversitesi'ne baktığınız zaman, Ankara'daki ODTÜ'ye baktığınız zaman ve diğer yerlere baktığınız zaman gerçekten fiziki şartları çok 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 mükemmel Türkiye'deki üniversitelerin. Bu anlamda Uluslararası Vizyon Üniversitesi de önümüzdeki günlerde ciddi olarak bir kampüs çalışması gerçekleştirecek ve öğrencilerin kafasında en büyük problem denklikle ilgili. Bunu hepimiz biliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Buna da inşallah önümüzdeki günlerde müjdemizi öğrencilerimize vereceğiz. Şimdiye kadar veremeyişimin sebebi koronavirüsten dolayı bir devlet bürokrasisinde bir yavaşlama söz konusu oldu. Araya bir de Ramazan girdi. İkisinin rehaveti üst üste gelince de beklediğimiz imzalar biraz gecikmiş oldu. Önümüzdeki hocam günlerde... her yerde zaten hayat. Nasıl? Bütün her yerde. Bütün dünyada durduğu için de maalesef bu da bize olumsuz olarak yansıdı.
Hocam Uluslararası Vizyon Üniversitesi biz tabii ki de hani Dinamik Psikoloji Kulübü olarak vizyon ailemizdir. Her konuda her zaman destekliyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bayağı bir kitleye ulaştık. İnşallah seneye de güzel projelerle tekrar devam edeceğiz. Tabii bu birincisi olmayacak. Şu an birinci sezon final dedik. Bunun ikisi, üçünü de yapacağız. Ama Vizyon Üniversitemizi de yapmak istiyoruz. Yani evet, biz de onunla ilgili bazı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Çünkü eğitim yalnızca kara tahtayla sınav arasında, öğrenciyle hoca arasındaki bir ilişki biçimi olmaktan bu COVID virüsünü de anlamış olduk. Bunu bütün alana, Evet. bütün zamana yaymak gerekir. Evet, tabii ki sınıfta da eğitim olacak. Yüz yüze hocayla öğrenci karşı karşıya, hoca ders anlatacak, öğrenci derslerine hazırlanacak, sınavlar olacak ama bunun dışında da bu eğitim veyahut da dünyanın hızına yetişecek, yetişme anlamında yeterli olmadığı kanaati hakim olduğu için alternatif imkanlarla ve modellerle de sistemi beslemek gerekir. Dolayısıyla ve bu anlamda da Uluslararası Vizyon Üniversitesi gelecek günlerde Balkanlarda hem yine hamle yapma açısından yine birinciliği eline almış olacak. Diğer bölümlerle ilgili de ciddi anlamda bazı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hukuk Fakültesi'nin üzerinde özellikle duruyorum çünkü Hukuk Fakültesi'nde en büyük soru, karşılaştığımız soru, Türkiye mevzuatına uygun mu hukuk okutuluyor? Evet, Türkiye mevzuatına yakın hukuk okutuluyor. Bunun yanında da üç örnek vermiştim. İdari yargı, adli yargı ve HSYK'nın yapısıyla ilgili yapmış olduğumuz sempozyumlar, programlar gibi önümüzdeki dönemde Hukuk Fakültesi'ne hemen hemen her ay bir program yapacak şekilde planlamamızı yapıyoruz. Yani bir bakmışsınız ki online olarak Türkiye'nin en önemli avukatı öğrencilerin sorularına cevap veriyor. Yine bir bakmışsınız ki Yargıtay'dan, Danıştay'dan, hatta Sayıştay'dan ki o da yargıyı tamamlayan bir birim olarak göz önünde bulundurulduğunda bunu söylüyorum. Bunlarla öğrencilerimizi birebir ilişkilendireceğiz, muhatap kılacağız. Öğrencilerin kafasındaki soruları bu yetkililere sorarak karşılıklı bir etkileşim gerçekleşmiş olacak. Çünkü hukuk sürekli kendini yenileyen, öğrencilerin Evet. sürekli kendilerini yenilemesi gereken bir alan. Aynı psikoloji örneğinde olduğu gibi. Böyle olunca da alanındaki yeni buluşları, yeni gelişmeleri, yeni iştahatları da öğrencimiz kesinlikle öğrenmeli. Ona göre yetkin ve kaliteli bir şekilde yetişerek hayata atılmalı. Çünkü yurt dışında okumanın maliyeti hemen hemen Türkiye'deki yani Makedonya için söylersek hemen hemen aynı ama maliyetli bir süreç eğitim. Dolayısıyla ailesinin bu masraflarını da hak edecek şekilde donanımlı yetişmesi gerekir. Öğrencilerimizin kesinlikle okumaları, çok okumaları, hatta ve hatta bu tür etkinliklere katılarak okumanın dışında elde edecekleri tecrübeleri, birikimleri de kendi dağarcıklarına katmalarını arzu ve tavsiye ediyoruz. Tabii velilerimiz de, Hocam, buyurun, yok, dinliyorum. devam edin, sonra söyleyeyim. Tabii velilerimiz de gönül rahatlığıyla öğrencilerini bize gönderebilirler. Çünkü her öğrenciyi biz geldiği günden mezun olduğu gün arasındaki değişimi öncelikle velilerin görmesini arzu ediyoruz. Tabii buna rağmen üniversitemize gelip de uyum sağlayamayan, psikolojik problemleri yansıtanlar olursa da kimsenin gözünün yaşına bakmadan üniversitenin yürüyen düzenine kesinlikle zarar vermeden bu öğrencilerimizi zaten kendileri bırakmak zorunda kalıyor. Veyahut da biz öğrencimizi bir şekilde disiplin yolunda tasfiye ediyoruz. Çünkü oraya para harcayarak, masraf ederek, emek sarf ederek, umut bağlayarak gelenlerin huzurunu kimseye bozdurmadan orada aile ortamı standartlarında bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Sorunu dinliyorum. Hocam bir de mesela şöyle bir şey var. Her yaz staj var bizim üniversitemizde ama Türkiye'de son sınıfta staj oluyor. Yani her yazın stajı olması çok avantajlı. Yani Türkiye'deki uygulamayla Makedonya'daki uygulama farklı. Makedonya'da dediğiniz gibi her yaz staj gerçekleşiyor. Bunu Türkiye'de bazı üniversiteler uygulamaya başladı. Özellikle Ankara'da TOBB Üniversitesi var. TOBB Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi. Onlar 3 dönem eğitim yapıyorlar. 2 dönem ders, 1 dönem daha çok staja dönük faaliyet yaparak Ne öğrenci güzel. teorik bilgiyle iş hayatındaki pratik bilgiyi birbiriyle kaynaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'de genelde eğitim teorik yapıldığı için pratik sahada Evet. karşılığıyla öğrenci yüzleştiği zaman bocalama devresi yaşıyor. Onun için biz öğrencimize yaz aylarında staj yapma imkanı sağlayarak pratik hayattaki teoride öğrenmiş oldukları bilgileri uygulama şansını gerçekleştirsin diye
Bunu tabii bazı öğrencilerimiz bundan oldukça rahatsızlık duyuyor. Çünkü diyor ki ben yaz tatilimi niye bunlarla geçireyim, ama dediğim gibi hayat boyu öğrenme söz konusu olduğu için artık bu öğrenme süresinde tatil, ondan sonra ara vermek gibi şeylerin olmadığını göz önünde bulundurarak sürekli öğrencilerimizi daha iyi, daha kaliteli, daha güzel şekilde geleceğe hazırlamak açısından bu yaz tatili staj uygulamasını hayata geçirmek gerekiyor. Evet. Hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani programımızın sonu. Yarın bayram, Ramazan bayramı. Şeker tadında bir Ramazan bayramı geçirmenizi. Geçirmiş olduğumuz Ramazan'ın bu güzel atmosferini bayramdan sonraki hayatımıza da yansıtarak hayata umutla bakmak gerekir. Evet, koronavirüsten dolayı dünya ekonomisi %17, %40 arasında bir daralmaya girecek. Bunda hepimiz etkileneceğiz. Bu etkiyi en az seviyeye düşürmek ve psikolojik olarak da bu olumsuz etkiyi kırabilmek ve dünyaya ülkemizi, kendimizi, psikolojimizi taşıyabilmek adına el birliğiyle hareket etmek zorundayız. Çünkü bu ekonomik daralma aynı zamanda fırsatlar da bize kazandıracak. 1929 ekonomik krizi Almanya devlet iyi değerlendirdi. Krizi avantaja çevirdi ve bir Alman devi imparatorluğu doğdu. Tabii Hitler gibi bir adam bu imkanı heba etti. Dolayısıyla şahısların faydasını ve zararını değerlendirdiğimiz zaman işte psikolojinin de sahasına giriyoruz. Kendi psikolojisini kontrol edemeyen, kendi aşırılıkların kontrolüne giren insanların önce kendine sonra dünyaya zarar verdiğinin en güzel örneğini Hitler'de görmüş olduk. Oysa Almanya 1929 krizini iyi değerlendirip ondan sonra elde etmiş olduğu o gücü savaşarak değil de teknolojiyle, ekonomiyle, dünyayla irtibata entegreye yönlendirebilseydi belki bugün dünya çok daha farklı olacaktı. Dolayısıyla psikoloji bölümünün ilgi alanı olan insan psikolojisi bu anlamda oldukça çok 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 önemli. Yani ihtiraslarımıza kurban olmamamız lazım. Psikolojimizi kontrol altında tutmamız lazım. Ve kendimizi adanmış gibi milletimize, vatanımıza, dinimize, imanımıza adamamız gerekir. Bu adanmışlık içerisinde kendi nefsi arzularımızı ön plana çıkarıp veyahut da nefsi arzularımızı adanmışlıkla maskeleyip daha sonra bastırılmış duyguların ortaya çıkması şeklinde bir canavara dönüştüğünde işte o zaman dünyanın başına ciddi olarak bela olunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla psikolojinin bölümüne yapmış olduğu 41 program insan psikolojisini kontrollü bir şekilde yönlendirildiğinde nasıl bir cennet dünya ortaya çıktığını, yönlendirilemediği zamanda psikolojik saplantıların esareti haline gelen insanların travmalarının ortaya çıkmasını, travmaların esiri olarak hareket etmesinin neticesinde nasıl dünyanın başına kötülüklerin geldiğini çok açık bir şekilde 41 tane hocamız anlatırken bunların örneklerini açık bir şekilde verdi. Travmalardan bahsettiler, saplantılardan bahsettiler, psikolojik bunalımlardan bahsettiler. Bilişsel çarpıtmalardan bahsettiler. Ve bunların hepsi insanımızda bir şekilde var olan şeyler. Bunları kesinlikle kendi kendimizi tedavi edebilecek gibi biz bu psikolojik programlarında edinimlerimizi, kazanımlarımızı gerçekleştirdik. Ve bir anlamda da kendi doktorumuz olacak, kendi psikologumuz olacak şekilde de bir altyapımız, birikimimiz oldu. Dolayısıyla Vizyon Üniversitesi Psikoloji Kulübü bu faaliyetlerini devam ettirerek insan psikolojisini daha sağlıklı bir zemine oturtmasını, dolayısıyla Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta olur. Sağlam psikoloji, sağlam kafa sağlam vücut üçlü bir konsorsiyuma uyuma dönüştüğü zaman da artık bu insanı dünyada kimse tutamaz ve güzellikler, iyilikler dünyaya hakim olur. Ama psikomak, psikomanyak, psikosomat gibi psikolojik sapmaları bastırılmış duygularla bir yere kadar gidip ondan sonra bu duyguların esiri olduğu zaman da dünyayı yaşanmaz kıldığını 41 tane hocamızın anlatmış olduğu o güzel bilgilerle öğrenmiş olduk. Yani psikoloji bir kırılma noktası, psikoloji bir değişim, dönüşüm, kritik eşik. Bu kritik eşiği eğer biz doğru olana, güzel olana, Allah'ın arzu ettiği, Allah'ın emrettiği şekilde dönüştürebilirsek, güzel insana, şeytanın kontrolüne girersek, ben buna şeytanın kontrolü diyorum, psikolojimizi darmadağın eder ve o zaman eli pimi çekilmiş el bombası gibi ne zaman nasıl bir tahribat yapacağı belli olmayan toplumsal bir travmaya dönüşebilir. Bu toplumsal travmanın yönünü
ve toplumsal travmaya sebebiyet olacak şahısların tedavisini de siz psikologlar gerçekleştireceksiniz. O anlamda da Evet. psikoloji, o anlamda da psikoloji bölümümüz gerçekten çok büyük işler yaptı, yapıyor ve yapacak. Önce bireyi, sonra toplumu tedavi edecek, dönüştürecek toplumu ve bireyin psikolojik hastalıklarını bir çok ince hassas yaklaşımlarla, tabiri caizse cımbızla ayıklayarak, tane tane ayıklayarak o insan psikolojisini düzeltmek sizlerin elinizde. Bunu yapmak zorundasınız. Bunu millet adına, kendi adınıza, eğitiminizin adına yapmak durumundasınız. Bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde de toplumun iyi yana doğru gittiğini göreceksiniz. Ben Hitler örneğini boşuna vermedim. Hitler 1929 bunalımının doğurduğu Almanya ekonomisini, ki dünyaya hakim olabilecek bir ekonomik potansiyele sahip olmuşken, Hitler gibi ruh hastası birisi bu potansiyeli darmadağın etti ve Almanları dünyada hala çok kötü anılan bir hale getirdi. Bugün Çin'le Covid virüsü aynı şekilde Hitler'le Almanya'nın anıldığı gibi Çin'le Covid virüsü anılır hale geldi. Bu da Çin için gelecek dönemde çok ciddi anlamda olumsuzluğa sebebiyet verecek. Dolayısıyla insan psikolojisinin ve duygularının, ihtirasların esiri olan insanın da dünyanın başına türbeli olacağını en güzel örneklerle Hitler'in şahsında vermek mümkün. Mübarek Ramazan'ın bittiği ve bayramına girmeye başladığımız şu gecede hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Evet, çok daha konuşacak söz var ama dediğim gibi hepimiz Ramazan'ın kehaveti, onun manevi atmosferinin duygu yüklüğüyle beraber bir de orucun vermiş olduğu ağırlıktan dolayı hepimiz evet. yorgun düştük ve geleceğe umutla bakmak adına vizyonla kalın, vizyoner olun, Balkanları Türkçe okuyun, Türkçeyi Balkanları da okuyun diye bütün öğrencilerimizi Vizyon Üniversitesi'ne, Vizyon ailesine mensup olmaya davet ediyoruz. Hepinize saygılar, selamlar, teşekkürler sunuyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Her konuda destekçimizsiniz. Hayırlı bayramlar dilerim. Görüşmek üzere. Hocam birlikte kapatalım yayını. Ben birkaç izleyicilerimize bir şeyler daha da söyleyeceğim. Uluslararası tamam, Vizyon Üniversitesi yapacağımız ikinci Vizyon ve Psikoloji günlerinde görüşmek dileğiyle. Bizleri takipte kalın. Hayırlı bayramlar dilerim. Sağlıkça kalın, hoşça kalın. Hocam birlikte kapatalım. Haydi, hayırlı geceler, hayırlı bayramlar, hoşça Hayırlı kalın. geceler. Sağ olun.